Bahram Ertuğrul'a Fasıl Gecesi'nin bu yıl ikincisini düzenlemiş oluyoruz. Bunu düzenlememizdeki amaç bizler gönüllü yönetim kurulu üyeleri olarak Akçok hocamız için yapmamız gereken sunmuş olduğumuz projelerimizi, hazırlamış olduğumuz projelerimizi ve planlayıp da hayal ettiklerimizi de sizlere anlatmak için bu akşam burada toplanmak istedik. Çünkü seçildikten sonra uzun bir süre bir araya gelemedik. Bunun heyecanıyla bu gece bir arada olmak istedik sizlerle. Seçildiğimiz günden bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerde biz daha önceki yönetim kurulunun yaptıklarının yanı sıra gerek dış gerekse iç fonları araştırıp doğru çözüm ortaklarıyla beraber siz turizm işletmecilerine ve Akçok hocamıza faydalı olabilecek proje çözümleri oluşturmak istedik. Seçildikten sonra derneğimiz olarak bu yıl Emit Fuarı'na katıldık. Emit Fuarı'nda Akçok hocamızın yöresel ürünlerini ve Akçok hocamızdaki işletmelerin tanıtım broşürlerini fuarda en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. Ve bunun yanı sıra sürdürülebilir turizm destek fonu kapsamında yukarı mahalledeki tarihi evlerimizden birini ele aldık. Ve bu evlerimizi Akçok hocamızda çok değer verdiğimiz bir abimiz derneğimize restore edilmesi için bağışlamış bulunmaktadır. Bizler de Turizm Derneği olarak bu evimizi restore etmek için çok geniş kapsamlı bir proje hazırladık ve bu projenin şu anda ön onayını aldık sonuçlanma aşamasında. İçişleri Bakanlığı'nın Dernekler Daire Başkanlığı'na da ev hanımları için hazırlamış olduğumuz çok önemli projelerimiz var. Ev hanımlarımızın el becerilerini geliştirmek amacıyla derneğimiz çatısında ilçemize özgü hediyelik eşya üretimi yaparak gelir elde edebilecekleri projenin tamamlanması aşamasındayız. Geçen yıl Akçok hocamızda turizm sezonunda yaşadığımız en büyük handikaplardan biriydi. Hepimizin üzülerek hatırladığı bir durum, 6 kişiyi yaz sezonunda boğularak kaybettik. Bu yıl ve ileriki yıllarda tekrar böyle olaylarla karşılaşmamak için bizler yine derneğimiz olarak belediye ve kalkınma ajansı ile birlikte plaj işletmecilerini ilk yardım ve can kurtaran eğitimi almaları için derneğimizdeki proje danışmanı arkadaşımızla birlikte çok önemli projeler hazırladık ve bunun en büyük ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ve bundan sonraki bu yaz sezonunda tekrar bu üzücü olayların, boğulma olaylarının ilçemize yaşanmaması. Tabii ki turizmde her şey tanıtım ile başlar. Bu yüzden derneğimizin web sayfasını yıllardır aktif halde olmamasını sonlandırarak bu yıl derneğimizi web sayfasına güncelleyerek tekrar aktif hale getirdik. Akçok hocamız da üyelerimizin bilgilerini alarak dernek sitesinde ve web sayfasında aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Günümüz neslinin en önemli iletişim aracı olan sosyal ağlarında da gerek Facebook, gerek Twitter sayfalarında derneğimizin web sayfasını ve Facebook sayfasını aktif hale getirdik. Ve şimdi yaptığımız en önemli projede Akçok Hoca tanıtım projesi ve haritasını hazırlıyoruz. Çünkü bu yıllardır kaymakamlık ve belediye destekli bunu yapmak istiyorduk. Gelen misafirlerimizin Akçok Hoca'yı tanıtacak bir projemiz yoktu. Bunun hazırlığını tamamladık. Bu yaz sezonunda da gelen misafirlerimizin Akçok Hoca'yı gezmeleri için kendilerini sunacağız. Son olarak üyelerimizin aktif katılımı için her ay genişletilmiş istişare toplantıları yapmak istiyoruz. Ve bu toplantılarımızda dernek üyelerimizin sahip olduğu işletmelerde yaparak birbirlerinin daha iyi kaynaşmalarını sağlamasını amaçlıyoruz. Akçok hocamız için başarı yerel halk, turizm işletmecileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının birlikte ortak bir politik kararlılık ile hareket etmesiyle ancak mevcuttur. Ve bizler de bunun farkına vararak bireysel turizmi ve kültür turizmini geliştirerek küçük işletmeleri de desteklemeye amaçlıyoruz. Daha küçük yatırımlarla turizmi geliştirerek toplumla turizmi barıştırmayı
ve insanımızı dünya insanıyla tanıştırmayı amaçlıyoruz. Ve bu akşam burada bizim düzenlemiş olduğumuz geceye katılan tüm konuklara, değerli basın mensuplarına, oda başkanlarına çok teşekkür ederim.